Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şuraya çevirmiştik işte. Bu güvenlik için falan İngiliz hükümeti parasını harcamıştı. Nelson, as a boy growing up in the late 700s, dreamed of joining the Royal Navy. Nelson, burada yine iki virgül arasında açıklama var. İlk önce burayı görmeyelim. Nelson dreamed of joining the Royal Navy. Royal Navy burada kraliyet donanması demek. Dreamed of, bir şey hayal ediyor. İşte kraliyet donanmasına girmeyi hayal ederdi diyebiliriz. Ne zaman bunu ediyor? As a boy growing up in the late, işte 1700'lü yılların sonlarında büyüyen bir çocuk olarak kraliyet donanmasına girmeyi hayal ederdi. However, those were less democratic times and Nelson needed contacts to become a navy officer and then a little money to survive the battle paid early years. However, ama those were less democratic times. O zamanlar daha az demokratik zamanlardı. Nelson needed contacts. Burada Nelson'ın contact, yani iletişime ihtiyacı vardı. Birileriyle bağ kurmaya, yani daha yüksek rütbelilerle bağ kurmaya ihtiyacı vardı. Ne için? To become a navy officer. İşte bir donanma ofiseri. Yani officer'dan karşısı burada üst rütbeli. İşte komutan, kumandan, artık denizcilikte rütbeler nasıl bilmiyorum. İşte denizde yükselmek için bu daha yüksek rütbelilerle bağının olması, iletişimin olması gerekiyorlar. Henden ve daha sonra a little money to survive ve biraz da para ihtiyacı vardı. Survive, hayatta kalmak için. Nasıl? The badly paid early years. İlk yıllarında böyle badly paid dediği aslında daha az. Yani bu denizcilik başladığında, yani alt rütbeliler anladığınız kadarıyla çok az. Bu ilk yıllarda işte çok az para alıyorlar ve o az parayla da hayatta kalmaya ihtiyacı vardı. Yani hatta o paranın dışında biraz da para ihtiyacı vardı hayatta kalmak için. Demek ki aldığı para, donanmadan aldığı para yetmiyormuş. İşte yaşamak için biraz paraya, yükselmek için de başkalarıyla, yani yüksek rütbelilerle kontağa, yani işte bağ, iletişim, ne derseniz artık oraya, ona ihtiyacı vardı. Luckily, one of Nelson's uncles was able to help him, and so Nelson started his naval career on New Year's Day, 1771. Luckily, neyse ki one of Nelson's uncles, işte Nelson'ın amcalarından bir tanesi was able to, bir şey edebilir, help him, ona yardım edebilirdi. And so, ve bu yüzden Nelson, yani ve böylece diyelim, bu yüzden de böylece daha mantıklı. Ve böylece Nelson started, başladı his naval deniz kariyerine, donanma kariyerine bu yeni yılın gününde. Christmas da diyebiliriz buna, New Year's Day. Ya 1771'de Christmas'ta, işte yeni yıl gününde, yeni yılda deniz kariyerine başlamış oldu. He was 13 years old and started out on the ship commanded by his uncle and patron, Captain Sackving. He was 13 years old. O 13 yaşındaydı ve started out on the ship. Bir gemide başlıyor. Gemi, hangi gemi? Commanded by his uncle and patron. Onun amcası ve işte patronu, hem amcası oluyor hem de patronu oluyor. Direkt patronun İngilizceden gelme. Kimmiş amcasının adı da? Captain Sackving tarafından işte kumanda edilen, yönetilen bir gemide başlıyor gemicilik hayatına. Nelson started at the bottom. Nelson aşağıda başlıyor. Büyük ihtimal bu güverte mi oluyor? Tam olarak bilmiyorum ya. İşte denizcilik biraz daha Türkçe'de şey terminolojisine hakim değilim. Yani en alt rütbeden başlıyor diyebiliriz buraya. He was an ordinary seaman, but he had joined the Navy just as war was becoming an almost permanent feature of English life. Şimdi he was an ordinary seaman. O sıradan bir denizciydi. But ama he had joined. Ama o katıldı. Neye? The Navy. Donanmaya katılıyor. Just as war was becoming an almost, neredeyse permanent, kalıcı bir İngiliz hayatının, bu savaş İngiliz hayatının neredeyse, yani hemen hemen kalıcı bir geleceği olmaya, yani olurken donanmaya katılmıştı. Yani o donanmaya katılıyor ve İngiltere'de böyle şiddetli bir deniz savaşına giriyor. Yani savaş zamanında donanmaya katılıyor. Orada da zaten kendisini gösterip yükselecek. Anladığımız kadarıyla. So, böylece Nelson saw plenty of action. Became known as a very good tactician and a popular leader of men against the French or Spanish enemy. Bu yüzden, yani böylece Nelson saw plenty of. Plenty orada birçok, yani a lot of gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla aksiyon, yani savaş görüyor diyebiliriz. Became known as, bir şey olarak bilinen bir duruma geliyor. Ne? A very good tactician and a popular leader of men. Popüler bir lider ve iyi bir taktikçi, yani tactician, taktik veren, taktik anlamında da iyiymiş yani adam. Bu konularda iyi olarak biliniyor. Kime karşı bir de savaşmış? French and Spanish enemy. İşte Fransızlara ve Fransız ve İspanyol düşmanlara karşı bu askerlerin ünlü bir lideri ve iyi bir taktikçisi olarak da bilinirdi. Bilinmiş. After a while, the Caribbean and American wars ended and there were a few years of peace when Nelson had health problems. After a while, bir süre sonra the Caribbean, burada Karayip ve Amerikan savaşları bitti, sonlandı ve there were a few years of peace, ve birkaç yıl barış vardı. Ne zaman? Bu barışın olduğu zamanlar ne olmuş? When Nelson had health problems. İşte Nelson'ın bu sağlık problemleri olduğu zaman birkaç yıllığına barış vardı, huzur vardı, yani savaş falan yokmuş birkaç yıl. However, the Napoleonic wars with the French, so Nelson returned to sea and command on active duty, especially around the Mediterranean. Mediterranean, bu Akdeniz demek. Şimdi however, ama the Napoleonic Wars, bu Napoleonic Wars da şey, Napolyon savaşları with the French, Fransızlarla yapılan Napolyon savaşlarında, so bu savaşta ne olmuş? Nelson returned to sea, geri dönüyor, bu sağlık problemlerini atlatıyor veya hani hasta olmasına rağmen dönüyor herhalde. Denize dönüp command on active duty, İşte bu aktif bir görev üstleniyor diyebiliriz. Özellikle neymiş? Especially around the Mediterranean. Özellikle Akdeniz'de, yani Akdeniz etrafında, yani Akdeniz'de aktif bir görev üstleniyor. Sonra it was in one of his battle there that he lost his right arm. Oh. It was in one of his battles there. Derden kastı burada Akdeniz. Akdeniz'de olan bir savaşta o sağ kolunu kaybediyor. Sonra in 1798 Napoleon sent an army to Egypt, trying to control all of the Mediterranean for France. 1798 yılında Napolyon Mısır'a bir ordu gönderiyor. Ne içinmiş bu ordu? Trying to control, kontrol etmeyi denemek için. Neyi? All of the Mediterranean for France. Fransız için bütün Akdeniz'i, tüm Akdeniz'i kontrol etmek için, da kontrol etmeyi denemek için Mısır'a ordu gönderiyor. Mısır'ı da ele geçirip bütün Akdeniz'i kendi kontrol altında tutacak. The British sent Nelson. Buna karşılık da İngilizler de Nelson'ı gönderiyorlar. The French were in the Nile Delta near Cairo. Burada the French, Fransızlar were in the Nile Delta. Burada Nil Delta, direkt Delta'dan İngilizce almışız. Cairo'da Kahire. İşte Kahire yakınlarındaki Fransızlar bu Nil Deltasındaymış. Yani Nil Nehri yakınlarındaymış. Although He did not have as many ships and guns. Nelson attacked immediately, something the French had not expected. Although rağmen, neye rağmen? He did not have, sahip olmamasına rağmen, as many ships and guns, çok fazla gemiye ve silaha sahip olmamasına rağmen, Nelson attacked immediately. Nelson aniden, derhal, yani hızlı bir şekilde saldırıyor. Something ki bu saldırı, diye tire var, açıklama. The French had not expected. Expect burada beklemek, ummak demek. Bu Fransızların beklemediği bir şey olan, yani bir şekilde aniden saldırıyor. Daha az gemisi ve silahı olmasına rağmen. Yani arkadaşlar burada kaldık. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.